Ya Akif abi ya. Çok çürük var abi. Bir kasadan 15 kilo ancak sağlam mal çıkar abi ya. Sen de karıştır karıştır koy be Hamit. Ne söylenip duruyorsun? Herkes alıyor. Biz sana, sen müşteriye. Ya Akif abi, zaten öyle yapıyoruz ama. Abi bazen müşteri uyanıyor. Milletin gözü açıldı. Eskisi kadar da çok çürük karıştıramıyorum. O bakımdan yani. Bulursun bir yolunu Hamit, sen bulursun. Sen kaçın kurasısın sen. Bulacağız artık abi, ne yapalım? Bulacağız. Bak, iki bundan, bir bundan. İki bundan, bir bundan. Biliyoruz abi, biliyoruz. İki ondan, bir bundan. Hamit bak, bunlar da benden olsun. Domates! Biber! Biber, domates! Biber! Bakar mısın? Buyur ablacığım. Bir kilo domates tartar mısın? Tabii, hemen ablacığım. Ablacığım, Allah seni inandırsın. Benimkisi gibi güzel domatesleri İstanbul'da bulmana imkan yok. Öyle görünüyor. Herhalde. Bak ablacığım. İki ondan bir bundan. İki ondan bir bundan. Buyur ablacığım. Şahane domates. Aa, bunlar ne? Ne oldu abla? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Allah Allah. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Neymiş o? Nar, biri mi değil. Ulan yeter be. Ne çok konuşuyorsunuz böyle vır 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 vır. Nereden buluyorsunuz bu kadar lafları? Okulda öğreniyoruz babacığım. Bak sen. Cevap da hazır hemen. Okuldan öğreniyoruz babacığım. Öyle deme Hamit. Öğreniyorlar gerçekten. Hele Demet. Bu sene de takdir alıyor. Takdir mi? Neymiş o? Yani notlarım çok yüksek olduğu için bir tür ödül veriyorlar bana babacığım. Ödül mü? Ne ödülü? Para filan mı? Yok, para değil. Böyle kenarları yaldızlı bir kağıt. Ulan kağıdı ne yapacaksın? Ben sana vereyim her gün bir kağıt. Hamit öyle demesene. Çocuk bütün 7. sınıflar içinde okul birincisi olmuş. Töreni var. Öğretmenleri illa bizi de çağırıyorlar okula. Hı? Aman. Benim ne işim var okulla filan? Boş versene. Ya baba ne olur ya. Baba. Bütün okulun önünde alacağım ödülü. Hadi. Baba gelin siz de ya. Ne olur ya. Kızım ben çalışıyorum. İşi gücü bırakıp okula şamata yapmaya mı geleceğim? Ya baba bir günlük amcam çıksın işe. Ne olur gelsen ya. Ne olur ya lütfen. Baba. Öf Demet be. Ye yemeğini. Öf. Hadi kemik. Aman be abicim ya. Şimdi şu gelen zara bak. Zaten bizde şans olsa. Aha. Bizim birader değil mi şu ya? Evet ya o. Bu ne abi? Takım elbiseli seyyar satıcı. İyice kafayı yedi bu adam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Of ulan be. Ne güzel oynuyorsunuz ha. Şimdi benim de işim olmayacaktı var ya. Ne işin var ki senin abi böyle takım elbiseli falan? Ha, gel hele bir Namık gel. Hiç sorma Namık. Ya Demet okulda birinci mi olmuş? Ne olmuş? Töreni varmış galiba. Yapma be. Ödül falan veriyorlar mı? Para falan? Yok ya. Ne parası? Bir kuru kağıt parçası. Yengen çok dırdır etti. Şimdi gitmesek hadise büyüyecek. Bana bak. Bugünlük sen çıksana işe. Olur. Tamam. Ama komisyonumu alırım ona göre. Ne kadar yani? Yarısını alırım hasılatın. Ulan bir de kardeşim olacaksın ha. Ayaküstü kazıkladın gene beni. Abicim ticaret yapıyoruz. Bunun abisi kardeşi olmaz. İyi tamam uzatma hadi. Ha bana bak ben akşamüstü gelir alırım arabayı senden. Abi bunu bana mı bırakıyorsun? Ya onu da yengen tutturdu illa törene giderken takacağım diye. Ona aldım. Namık gelmiyor musun ya seni bekliyoruz. Alo geliyorum. Yakışmadı mı? Bir şey demeyecek misin? Yakışmış, yakışmış. Önünüze baksanıza be. Sultan değil miydi o? Evet, oydu. Geç kalmıyoruz değil mi? Çok değişmiş. Bir söylenti duymuştum mahallede. Sen eskiden sultanla sözlüymüşsün, öyle mi? Nereden çıktı şimdi bu? Bugüne kadar sormadım ama şimdi karşılaşmışken...
Ben seni buldum Selma'm, seni buldum. Unuttum her şeyi. Boş ver şimdi Sultan'ı filan. Hadi acele et. Geç kalmayalım. Niye gelmezlerse? Gelecekler, babam söz verdi. Herkesin annesi babası geldi ama. Bizim babamız da gelecek. Belki Namık amcamı bulması uzun sürmüştür. Belki. Kızlar bu akşam bize gelecekler. Sen de gelsene. Evet, çok iyi, tamam. Hop. Buyurun efendim. Ne kaçırıyor sen? Boşver. Neler yaptınız? Kızlar. Ya bir sürü yemek var. Bizi takip ediyorlar. Kızlar. Deli mi? Kızlar, tanışabilir miyiz sizinle? Yapma be. Kızlar, hadi bir çay içelim. Hem daha yakından konuşuruz. Allah Allah. Namık ne yaptı acaba? Ne bileyim ben. Hadi Selma, acele et. Acele etme Hamit. Nasıl olsa yetişiriz. Ya Selma, hadi, hadi. Hadi acele et. Ya hadi Selma, koşsana. Geliyorum, geliyorum. Koşsana, koş. Selma! 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 Selma, iyi misin? Selma! Ahmet. Ne yaptın lan? Ne yaptın sen? Dur! Dur lan! Dur! Dur! Selma! Selma! Selma, iyi Ahmet. Misin? Kızlar bekliyorlar. Tamam. Selma! Gelmeyecekler, vazgeçtiler. Gelecekler, babam söz verdi. Demet! Demet! Öğretmenim, geliyoruz. Annemin de babamın da gelmesini bekliyoruz. Hadi gidiyoruz yavrum. Olmaz, annemler de gelecekler. Gelin yavrular, annenize gidiyoruz. Hay Allah. Nereden çıktı şimdi bu kaza? Selma'ya bir şey olursa ne yaparım ben bu çocuklarla? Of. Annem iyileşecek baba. Üzülme ne olur. Üzülme baba. Ne olur. Tamam yavrum. Yaşayacak mı doktor bey? Hayati tehlikeyi atlattı. Aman iyi bari. Duydunuz mu kızlar? İyiymiş anneniz. Yalnız bir problem var. Ne problemi doktor? Kaza sırasında Selma Hanım'ın bacaklarındaki bütün sinirler zedelenmiş. Biz doktor arkadaşlarla da ayrıntılı bir biçimde inceledik. Selma Hanım'ın belden aşağısı ne yazık ki tutmuyor. Yani annenin bacakları sakat mı kaldı? Evet. Selma Hanım'ın bundan sonra yürümesi neredeyse imkansız. İmkansız demiyorum ama zor. Çok zor. Ne diyorsun sen doktor? Burada 2 hafta daha kalacak. Sigortanız vardı değil mi? Yok doktor. Bu çok kötü. Yoğun bakım çok masraflı bir ünitedir. Bulacağız artık bir çaresini doktor. Arabam var benim bir tane ya, seyyar. Onu satacağız olmazsa. Geçmiş olsun. Sağ olun. Annem tekerlekli sandalyede mi gezecek artık? Abi. Geçmiş olsun. Ne oldu şimdi, iyi mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Ama bir daha yürüyemeyecek diyorlar Namık. Ne diyorsun sen abi? Yürüyemeyecek mi? İyi olacaksın anneciğim. Canım anneciğim. Namık. Bugünden sonra sen çalışsan şu arabada. Bir hafta için ya. Halim harap Namık. Ne yapacağım bilmiyorum. Sigortamız da yok. Nasıl karşılayacağız bu kadar masrafı? Şey,
Yengeme çarpan araç, ondan bir şey koparsak. Ya kaçtı pis herif. Hastaneye gelmemize bile yardım etmedi. Neyse. Namık, hani bu hafta sen çalışsan, hasılatı da bana getirsen ha? Ha? Olur olmasın abi de. Ya istemiyorsan açık açık söyle. Ben bulurum başka bir yol ya. Abi şey... Ne? Araba... Sorun ne o zaman? Araba yokuşun başında elimden kayınca çarptı, parçalandı. Ne? Ne diyorsun sen Namık? Araba parçalandı. Dur hadi evvel ulan! Abi benim ekmek teknem! Ekmek teknem lan! Bırak baba! Arabanın parçalarını topla, evin önüne getir, bırak! Sonra da defol git! Gözüm görmesin seni! Git! Baba yapma! Gören de son model bir Mercedes sanacak. Alt tarafı bir seyyar ya! Yürü git lan! Kızlar... Baba ne yaptı? Kızlar ekmek teknem de gitti. Kızlar gitti, ekmek teknem gitti. Gitti. İşte anneciğim bak burada yazıyor. Demet Yaz'dan 7. sınıfı birincilikle bitirmiştir. Başarıların devamını dileriz. Sahneye çıktım, herkes alkışladı beni. Böyle yürüyüp sahnenin ortasına geldim. Ama biz okulun önünde beklerken. İşte öyle anneciğim. Aferin kızım. İnşallah seneye geliriz babanla seni görmeye. Perişan oldunuz benim yüzümden. Hayır. Hele babanız, harap oldu. Namık mı çalıştırıyordu arabayı? Namık amcam arabaya çarpmış. Araba kırılmış biraz. Of ne kadar gevezesin. Yani şimdi babanız işsiz kaldı. Allah'ım her şeyin sahibi sensin. Kocama, çocuklarıma, hepimize dayanma gücü ver. Gelin bakayım, gelin. Gel, gel. Aferin sana. Anneciğim. Buyurun. Röntgen, MR, tomografi, yoğun bakım ünitesi hizmetleri, operasyonlar ve oda ücreti de dahil. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vay anam vay. Bir sene çalışsam ödeyemem ben bu parayı. Ne yapsak? Senet imzalasak da bir çaresine mi baksak? Ne çare bulacağız? Gitsek konuşsak adamlara ne diyeceğiz? Her gün bizim gibi 40 tane hasta geliyordur buraya. Olmaz. Ne olacak peki? Selma hastanede rehin mi kalacak? Ama o zaman çocuklara kim bakacak? Başka çaren yok Hamit. Mecbur yapacaksın. Yapacaksın. Ziyaret saati bitti beyefendi. Şey, hemen çıkacağım. Ne olur kardeş, bak 2 haftadır buradayız. Artık tanıdın bizi. Hemen çıkacağım, 15 dakika sonra. Tamam peki, ama 15 dakika. Sağ ol. Sonra çıkarsınız dışarı. Sağ ol, sağ olun kardeşim, sağ ol, sağ ol. Oh, Allah'ım yardım et. Yürüyemeyecek miyim ben artık? Yürüyemeyecek miyim artık ben? Yürüyeceksin Selma. Yürüyeceksin. Nereye Hamit? Nereye? Gidiyoruz Selma. Eve dönüyoruz. Çocuklar perişan. Ama gece vakti böyle kaçar gibi. Mecburuz Selma. Mecburuz. Yok ya. Eskisi gibi olmayacak işte. Baba annem de bahçeye çıkarsana. Kızım dur şimdi, baksana işle uğraşıyorum burada. İyi de annem orada hep böyle kalacak mı? Çok canı sıkılıyor, kalk çıkar annemi dışarı. Of Buket, of.
Ay. Sen de çok yoruluyorsun Hamit. Ben otururdum içeride. Yok yok, burada bizimle otur sen de. Zaten babam sana yakında bir tekerlekli sandalye alacak. Ya kızım, nereden uyduruyorsun sen bunları? Yani tabii ki alacağız Selma, ama paramız olunca. Baksana, daha bu arabayı bile zar zor hallediyoruz. Gerek yok Hamit, çok pahalı bir şey. Televizyonda hep görüyorduk ya. Televizyonda izlerken insana hiç kendi başına gelmezmiş gibi geliyor. Halbuki her an her şey olabilir. Şu halime bak. Üzülme anneciğim, ne olur üzülme. Affedin beni, olur mu? Bazen tahammül etmek çok zor geliyor. Sizi de üzüyorum. Canım benim, canım. Domates, biber, patlıcan, domates, biber, patlıcan, domates, biber. Kolay gelsin Hamit. Kaç para bu domatesler? 3 kilosu 1 milyon. Ucuzmuş ama doğru tabii. Böyle fakir mahallelerinde bu kadar olur. Üstelik bir de el arabasında satıyorsun. Ya hadi git işine Sultan. Seninle uğraşacak vaktim yok benim. Ya niye kızıyorsun canım? E belki satın alacağım. Madem zengin mahallesinde oturuyorsun, git oradan yap alışverişini de rahat bırak beni. Benden sana rahat yok Hamit. O zamanlar babamı dinleyip iş tutsaydın şimdiye zengin olmuştun. Böyle kenar mahallelerde domates satmak zorunda kalmazdın. Üstelik beni de kaçırmazdın. Sonra sakat bir kadınla da uğraşmak zorunda kalmazdın. Domates. 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 Ne kadar domates? 3 kilosu 1,5 milyon. Niye bu kadar pahalı? Beğenmiyorsan alma hanımefendi. İyi, ver 1 kilo. Ya çürük bunlar, yapma ya. Bırak koyma. Ya bırak koyma onları işte. Yok, koyma, istemiyorum. İsteme be. İstemezsen isteme be. Git halden al o zaman. Kardeşim 3 kilo domates versene. Acelem var. Tamam abicim. Abi ben, bunlar fazla da. Yok, hiç utanma arlanma kalmamış sizde. Niye tarttığını eksiltiyorsun kardeşim, niye? Ayıp günah değil mi? Bırak, istemiyorum domates falan. Allah Allah. Ben de satmıyorum lan. Git başka yerden et alışverişini. Hadi burada 3-5 domatesi eksik tartıyorsun, kar ediyorsun. Peki ya öbür dünyada nasıl bunun hesabını vereceksin? Sana mı kaldı lan benim vereceğim hesap? Aman be. Sana mı kaldı? He? He. Domates, biber, domates. Hay Allah, nereden çıktı dur, bunlar? Dur, kaçma. Dur, kaçma. Dur. Kaçma kardeşim, kaçma dur. Sana diyorum, dur. Dur. Allah, Allah. Niye kaçıyorsun kardeşim? Gitti. Nihayetinde yakalanmayacak mısın? Bak şimdi, bütün malın da yerlere devrildi. Ya daha ben bunların parasını ödemedim ki. Hepsi ziyan oldu. Ne olur sanki beni rahat bıraksanız. Evde çoluğum çocuğum bekliyor. Kazanacağım 2 kuruş zaten. Görevimiz kardeşim. Elimizden bir şey gelmez. Vallahi sen ya, başka bir ekmek kapısı bul kendine. Hadi. Hadi gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hamit. Ne o, erkencisin?
Sorma Akif abi. Zabıtalara kaptırdım arabayı. Mallarda ziyan oldu. Yapma ya. Geçmiş olsun. Satamadın mı hiç? Nasıl ödeyeceksin malların parasını? Para yok abi. Nasıl para yok? Oğlum siz ne biçim iş yapıyorsunuz? Akif abi biliyorsun ya, bizim hanım kaza geçirdi. O çok zorladı bizi abi. Vallahi herkesin hastası var Hamit. Sana hafta sonuna kadar mühlet. Bak bu üç oldu. Parayı getir. Şimdi de yanında 3-5 ne varsa ver. Vallahi abi bu kadar bir param var üstümde. Akşam çocuklara yiyecek falan bir şeyler alacaktım. Hafta sonu hepsini birden versem sana. Ben alayım bunu da. Ben senin yerinde olsam sosyal hizmetlere götürüp çocuklara evlatlık veririm. Benden söylemesi. Ya da ne bileyim, çocuğu olmayan bir sürü aile var. Götürür onlardan birine, iyi bir paraya veririm. Bakamıyorsan çocuklara yazık Hamit. Günah, günah. Hayırlı işler. Sağ olasın, buyur. Ben yarım kilo mercimek, pirinç, bir de yoğurt alacaktım da. Tamam. Ama abi ya bunları bir yazsak da hafta sonu versem. Olmaz kardeşim. Veresiye falan satış yapmıyorum. Peki. Alo. Ne var oğlum? Anlat bakayım. Evet, tamam, akşama getiririm. Sen yeter ki anneni üzme, tamam ya. Oldu mu canım? Sen selam söyle onlara. Başka bir şey koyacak mı ablacığım? Yok tatlım. Su da koyalım. Çok güzel bir odan olacak. Bir sürü oyuncağın olacak. Çok güzel giysilerin olacak. İstemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Ben annem istiyorum. Kimseyi istemiyorum. Annem istiyorum. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım seni, merak etme. Bırakmayacağım. Anne beni bırakma ne olur. Ne olur bırakma. Buket kızım. Kızım bak bakalım babana. Ben senin kızın değilim. Babana takılma. Buket. Ben senin iyiliğin için kızım. Bak biz bittik. Bari sen kurtul. Anne. Ya senin iyiliğini istiyoruz kızım. Ne olur beni bırakma. Allah. Ağlamanın sırası mı şimdi? Bak arada bir gelir görürüz seni. Sen de gelirsin. Hem güzel oyuncakların olur. Annem. Onlar değil mi? Ha onlar. Bırakma beni anne, ne olursun bırakma. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim bırakma beni. Buket. Buket hadi kızım. Hadi. Gitmeyeceğim ben. Hadi git şimdi. Git. Hadi bir tanem. Buket hadi. Hadi kızım hadi. Thank you.
Yükün hafifledi mi? Milli piyango. Bu akşam çekiliyor. Milli piyango. Dikkat edin be, önünüze bakın sayısal ya. Sayısal loto. Bu bir işaret. Bir sayısal vereyim mi abi? Yok sağ ol. Milli piyango. Sayısal. Piyangocu. Efendim abi. Piyangocu. Ver bakalım bir tane. Ne kadar bu? 4 milyon abi. Al, bu da 4 milyon. Bol şans abi, bol şans. Şans bize gülmez ama. Bol hadi şans. Bakalım, sağ ol. Sayısal, milli piyango. Milli piyango, bu akşam çekiliyor. Baba, bir gün çok paramız olursa buketi geri alır mıyız? Alırız, evet. Alırmış. Neyi alıyorsun? Alacak olan adam kızını satar mı zamanında ha? Satar mı? Anne! Baba ne yapıyorsun? Ya yürü be! Anneciğim. Canım benim. Evet, en heyecanlı bölümümüz başlıyor. İlk rakamımız 5 sayın seyirciler. Evet, sihirli küreler dönmeye devam ediyor. Evet, şimdi de ikinci sayı. İkinci sayımız için küreler dönmeye devam ediyor. Sayı tuttu. İkinci sayı 37. Allah! İkinci de tuttu. Evet, heyecan dorukta sayın seyirciler. Şimdi sıra üçüncü sayımızda. 28. Aha, bu da var. Dördüncü numaramız. 44. Aha, 4 oldu. Heyecanla sona yaklaşıyoruz sayın seyirciler. Beşinci sayımız 34. Vallahi bu da var, bu da var, bu da var. Ve şimdi hadi. De... Hadi, altıncı hadi 41'de. Ve son sayımız. 41'de ulan, 41'de. Evet. Son sayımız... 41. 41! Evet, Allah! Allah! Tutturdum! Tutturdum! Tutturdum, sayısalı tutturdum! Sayısalı tutturdum! Tutturdum! Tutturdum lan! Şimdi biz taşınıyoruz kızım ama ya kardeşin gelir bizi arar da bulamazsa? Ne olacak o zaman? Anneciğim babam ne yapar ne eder buketi bize getir merak etme sen. Hamit. Yaşasın. Babam sana tekerlekli sandalye almış. Evi de tuttum. Aha. İçinde dayayıp döşeceğim. Artık rahat rahat hareket edebileceksin sen. Hadi bakalım. Sen de beni taşımaktan kurtulursun böylece. Aa, ne olur bana sitem etme Selma. Bak artık her şey daha güzel olacak. Peki ya buket? Hele bir taşınalım. Biraz rahat yüzü görelim. Gerisi kolay. Buketi de getireceğim sana. Söz. Ya dikkat et kardeşim ya. Kırılacak eşya var onda. Dikkat edin kardeşim. O öyle mi tutulur ya? Altından tut şunu. Kolay gelsin abi öpeyim. Dur Namık. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ne çabuk duymuşsun lan taşındığımı. Ben seni aylardır uzaktan uzaktan izliyorum abi. Ama yanına gelmeye bir türlü cesaret edemedim. Sinirin geçmemiştir diye düşündüm. Ama artık yeter dedim. Sen de işleri toparladığına göre, o gece kondudan taşındığına göre, o senin abin. Bu hayatta ondan başka kimin var ki? Git elini öp dedim kendi kendime. Ulan büyük ikramiyeyi kazandın diye olmasın sakın. Ne? Büyük ikramiye mi? Hı-hı. Lotodan mı? Tabii. Yaşasın. Dikkat et kardeşim dikkat et. Ulan bende para olacak da sen bunun kokusunu duymamış olacaksın öyle mi? Aşk olsun abi. Sen de beni iyice 40 ayak yaptın. Vallahi de duymadım billahi de duymadım. Abi ne o? Sultana çok yakın bir muhite taşınıyorsun. Ne geçiyor aklından ha? Karıştırma şimdi sultanı multanı hadi. Emrin olur abi. Abi. Hı. Ben diyorum ki bir manav dükkanı açalım diyorum ne dersin? Hı. Hem bildiğim bir iş. Benim de kenarda köşede birkaç kuruş param var.
İyi fikir. Ama senin paranı kalmadım ben. Dükkanı ben açarım, sen de çalışırsın. Çalıştığını veririm, o kadar. Tamam abi. Bak, ben ismini bile düşündüm. Yazdan kardeşler manavı. Ne dersin? İyi. Kardeşim, dikkat etsene, iş mi yapıyorsun sen? Bak, bak. Ben sana güzel olacak demiştim değil mi abi? Şuraya bak be. Şu güzelliğe bak be. He? Tamam tamam, uzatıp suyunu çıkarma. Güzel, güzel oldu işte. Daha da güzel olacak abicim, daha da güzel olacak. Biz seninle daha ne güzel işler yapacağız, bak göreceksin. Yapacağız namık, yapacağız. Yalnız şöyle güzel torbalar almamız lazım müşteri için. Artık zengin insanlara hizmet edeceğiz abi. Ona göre de görünüşümüz olmalı değil mi? Bak ne diyorum biliyor musun? Sen bana 200-300 milyon para ver. Ben gideyim Eminönü'ne, oradan torba falan alayım ha? Ya bırak sen, bırak. Ben alırım torbaları. Sen dükkanda dur, tamam mı? Tamam. Ayrılma bir yere. Hayırlı olsun. Ne kadar şahane bir dükkan burası. Hamit'e de böylesi yakışırdı doğrusu. Ne sandın Sultan abla? Abim bir şey yaptı mı en iyisini yapar evelallah. Ben de onu söylüyorum ya canım. Şu hayatta Hamit kadar yetenekli bir tüccar görmedim. Maşallah, maşallah. İlk alışverişinizi de ben yapayım bari. Belki uğur getiririm ha. Şuradan 2 kilo domates tart bana. Biraz da şundan istiyorum. Benim biraz işim var Sultan. Namık ilgilensin sen de. Ne lazımdı Sultan ablacığım? Domatesti değil mi? Biber de vereyim. Ne kadar olsun biber? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. 2 kilo ondan, biraz da şundan ver işte. Biraz mı? Bu yeter mi ablacığım? Baba, babacığım. Babacığım dur. Babacığım. Hay Allah. Şansa bak ya. Baba. Babacığım niye kaçıyorsun benden? Güzel kızım benim, canım kızım, alacağız seni geri, alacağız, merak etme. Selma, ya niye ağlıyorsun gene sen? Buket'i çok özledim Hamit, çok özledim. Bulacağız inşallah Buket Hanım, bırak şimdi bunları. Ha bak, sana kimi getirdim. Buyurun doktor bey, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Selma Hanım. Merhaba. Ya hele sen bir iyileş. Bak o zaman bulacağız Buket'i, merak etme. Abi süper bir araba buldum, harika. Ne arabası oğlum? Taş gibi. BMW. Tamam tamam, ayak bakarız bir ara. Hala. Ha bana bak, sen şu asılatı ver bakalım bana. Hiç oynatamıyorum ayaklarım. Bir görsen var ya, kendinden geçersin. Ulan bana bak, eksik mi var lan burada? Yok be abi, niye eksik olsun? Ulan bana bak, ördek mi yapıyorsun ha? İnsan abisinden çalar mı lan? Yok abi, çalma değil. Şey, öyle lazım oldu, aldım. Ya niye lazım oldu? Neyse abi, ben gideyim artık. Doktor bey işine baksın, sen de işine bak. Hadi akşamlar. Namık, neye lazım oldu lan para? Teşekkür ederim. Ya, aldığı para bir şey değil. Bizim bankadaki paranın faizi bile bize yıllarca yeter de artar. Ama niye alıyor? Ya kolay mı kazanılıyor bu para? Karım nasıl doktor? Ya ilaç milaç ne gerekiyorsa alalım hemen. Para sorun değil. İyi o zaman, buyurun konuşalım biraz. Tabii. Evet doktor. Karım ne zaman ayağa kalkacak? Sanırım hiçbir zaman Hamit Bey. Olur mu canım? Ne tedavi gerekiyorsa uygulayın. Parasıyla değil mi? Hayır değil. Eşinizin durumunun parayla bir ilgisi kalmadı artık. Maalesef bacakları asla iyileşemeyecek. Bir daha da asla yürüyemeyecek. Geçmiş olsun.
Manav efendi, paranın üstünü vermedin. Ne efendisi hanım? Ne öyle efendim efendi? Aa, ne diyorsun sen be? Paramın üstünü istiyorum, suç mu yani? Paranı mı istiyorsun? Evet. Bunu mu istiyorsun ha? Bunu mu istiyorsun? Ha. Al. Aa, al para. Deli midir nedir? Aa, manyak. Paraymış. Vay vay vay. Hamit, demek etrafa sıçacak kadar çok para kazanıyorsun ha? Kazanıyoruz tabii. Kazanıyorsun ama biz hiç göremiyoruz. Benim nasıl para kazandığımı mı görmek istiyorsun? Hem nasıl kazandığını hem de kazandığın paraları ne yaptığını. Geç o zaman şöyle tezgahın arkasına da göstereyim sana nasıl olduğunu. Geç geç. Geç. Bak bunlara. Bak. Hamit ne yapıyorsun? Bak sen bak. Hangisi daha ağır? Bu daha ağır. Bravo. İşte buna tartılacak sebzeyle meyveyi koyuyorum. Böylece her seferinde 150 gram fazla kazanıyorum. Sen ne şeytansın sen. Oo, hoş geldin abicim. Merhaba. Şuradan 2 kilo versene bana. Bundan mı? Tamam. Şurayı da kazdılar geçen gün böyle. Kapamadılar. Hep toz oluyor ortalık. Şurasını mı diyorsun? Ha, orası orası. Şikayet etsene belediyeye. Edeceğim de ne olacak? Kimse işini doğru dürüst yapmıyor ki. Herkes üçkağıtçı olmuş. Tamam abicim. Buyur. Ne kadar? 2 milyon. Buyur. Güle güle. İyi günler. Ulan Namık. Kedi olalı bir fare tuttun lan sonunda. Bu araba hakikaten söylediğin kadar var be. Herhalde abi. Ben ne zaman yalan söyledim sana, gördün mü? Ver bakalım sen şunun anahtarını. Ne? Anahtar mı? Hı hı. Niye abi? Niye ki? Ben bu arabayı kendim aldım abicim. Ulan benim paramla aldığın araba nasıl senin oluyor? Akılsız tospa. Ver şunları. Ver. Ama abi arkadaşlarımla gezecektim ben şimdi. İyi. Dur dükkanında çalış, para kazan. O parayla da sonra git kendine bir araba al. Sonra da arkadaşlarından buluşacaksın. Ne yapacaksan yap. Sen ne yapacaksın? Gel. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Ben çok çalıştım, kazandım. Şimdi de arkadaşlarımla gezeceğim oğlum. Vay, hatun, uyumadın mı sen daha ya? Neredeydin bu saate kadar? Nerede olacağım? Dükkandaydım. Hiç durmadan çalışıyorum. Bilmiyor musun? Yalan söyleme. Öğlenden beri dükkanda değilmişsin. Namık'ı aradım. Canım, akşam üzeri arkadaşlarla takıldım bir yerde. Hangi arkadaşlarınla? Hesap mı vereceğim sana be? Arkadaşlarla işte. Bütün gün çalışmaktan canım çıkıyor. Biraz eğlenmeye hakkım yok mu benim? Peki benim yok mu ha? Beni getirip bu eve tıktın. Sonra bir kez olsun ilgilendin mi ha? Bu kadın ne ister, ne düşünür? Sordun mu hiç? Ne olduğum belli işte. Evet, evet belli. Sakatım işte ben, sakat. Başka hiçbir şey değilim. Hayır Selma ya, bak şimdi öyle demek istemedim. Dokunma, dokunma bana, git. Sakatsın işte, ne yapayım? Ben mi sakatladım seni? Sen sakatsın diye ben de hayattan vaz mı geçeceğim?
Gel gel. Hadi. Eskiden babam akşam yemeklerine gelirdi. Artık hiç gelmiyor. Çalışıyor kızım. Şimdi yaz vakti. İşi oluyordur. Bak bu saate kadar millet sokaklarda hep. Madem bu kadar çok çalışıyor, neden senin doktorunu kovdu o zaman? Madem bu kadar çok çalışıyor, Buket'i neden getirmiyor o zaman? Hem benim dershaneme de para ödemiyor. Geç oldu bir tanem. Hadi uyuyalım artık. Anne. Ben artık babamı daha az seviyorum. O senin baban kızım. Emin ol senin için en iyisini düşünür. Düşünürdü eskiden. Baba beni almaya mı geldin? Ne oldu baba? Yoksa anneme bir şey mi oldu? Yok yok, iyi annen, merak etme. Gel bakalım, konuşalım seninle biraz. Bak kızım, benim işlerim çok yoğun biliyorsun. Biliyorum, artık eve de çok az geliyorsun. Evet, evi boşaltacağım bir süre sonra. Ya biz ne olacağız? Siz eski eve yerleşeceksiniz. Orayı boşaltmamıştık ya. Sen nerede kalacaksın? Ben Namık amcanda kalacağım. Ama onun evi yok ki. Nereden biliyorsun olmadığını canım? Var. Peki tamam. Ha, bu arada sen de okula gitmeyeceksin. Yeter bu kadar okuduğun. Annene bakacaksın. Ama ben fen lisesine hazırlanıyorum. Yok fen lisesi filan. Fen lisesini annenden çok mu seviyorsun? Hayır. Annemi çok seviyorum. Canım yavrum benim. Selma Yazdan burada mı oturuyor? Evet. Bir mahkeme celbi var. İmzalaması gerekiyor. Yok kendisi, ben alayım kızıyım. Olur. İyi günler. Selma Yazdan, hakkınızda açılmış boşanma davası için davacı Hamit Yazdan'ın çağrısıyla... Anne ben sevdalara uğrayıp geliyorum. Hamit! Hamit! Bak, yakışmış mı? Hı, yakışmış. Hamit, boşanma davası bir celsede biter mi? Avukat biter dedi. Peki, hemen evlenebilecek miyiz? Mahallede laf dolaşıp durmaya başladı. Çok sinirlerim bozuluyor. Avukat biter dedi işte. Yaşasın. 15 yılın sonunda nihayet evlenebileceğiz. Ben açarım. Sen de kimsin? Babam içeride mi? Babanın yeni eşi güzelim. Üvey annene merhaba demeyecek misin? Demet, ne işin var kızım burada? Neden geldin? Unuttun mu baba? Ben senin kızınım. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Konuşmam gerektiği gibi. Nasıl sen bizi sevmiyorsan ben de artık seni sevmeyeceğim. Anneyi bu kadar için mi bırakıyorsun? Aa, ne terbiyesiz şey. Bana bak, ne biçim konuşuyorsun sen? Buket haklıydı baba, hem de çok haklıydı. Sen... Keşke fakir kalsaydın. Sussana sen, sus! Yalancısın sen, yalancı!
Üzülme anne. Ne olur üzülme. Anne nereye? Demet, yavrum, canım kızım. Sen artık genç kız sayılırsın. O yüzden seninle her şeyi açık açık konuşabilirim. Babana gidiyorum ben. Tamam, yollarımız ayrılmış olabilir babanla. Ama hala ondan bazı şeyler isteyebilme hakkına sahibim. Ondan hiçbir şey istemem anne. Kendim için bir şey istemeyeceğim zaten. Ondan senin geleceğini düşünmesini ve bana buketimi getirmesini isteyeceğim. En azından onu bir kez daha görebilsem. Artık hasretine dayanamıyorum. Ben de geleceğim o zaman. Hayır kızım, gelmeyeceksin. Ben yalnız gideceğim. Hem artık iyice alıştım bu şeyi kullanmaya. Merak etme, yalnız gider gelirim. Olmaz, ben de geleceğim. Gelmeyeceksin. Bunu sana annen söylüyor. Hı? Peki. Hadi. Yenge heyecanlısın ha? Hem de nasıl Namık, çok heyecanlıyım. Ama abim pek sakin, öyle değil mi şekerim? Ya bırakın şimdi bunları. Namık, sen de iki dakika konuşmasan olmaz. Zaten geç kaldık. Allah Allah, bu da nereden çıktı? Kızım delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada ha? Namık! Namık, sen gir içeri. Hamit, ne oluyor? Ya sen de gir içeri. Bir şey yok. Gir. Neden? Bütün bunları neden yaptın bize baba? Ya sen adam olduğunda babandan hesap mı soruyorsun ha? Soruma cevap ver baba, neden? Eve dön çabuk, hadi. Hadi. Bak hala duruyorsun burada. Eve dön dedim sana, hadi. Anneni niye yalnız bırakıyorsun sen? Cevap versene. Annem öldü baba. Hamit! Abi! Hamit! Abi! Hamit! Çabuk abi, yalnız çabuk! Çabuk! Tamam. Hamit! Hamit! Ölme!